Şu an anlatacağımız e, salatalık türü bitkimizi e, halk dilinde salatalık dediğimiz ama e, ziraatçıda e, hiyar diye bildiğimiz bir bitkimizi anlatmış olalım. Evet burada da aynı e, yine kurallara uymamız gerekiyor. Nedir bunlardan birisi? Aynı bu iple bağlamayı... Bunda da yapacağız. Kelimiz biraz Evet, çıkardık. Şöyle bir tahmini ölçelim. Deminki Salata e, anlatmış olduğum hani bitki büyüdükçe e, aşağı doğru çekebilirsiniz dediğim pozisyon e, net olarak e, salatalık bitkisinde görebileceğiz. Bu da tam e, isabetli olmuş oldu. Evet. Şöylece bağladıktan sonra yukarıya tekrar. Evet salatalığımızı bağladıktan sonra da onun üzerindeki anlatımımız devam edecek. E, salatalık illerden olan yer bitkimizi e, tanıtacağız. Evet şimdi e, onun hakkında da aşağı yukarı e, domatesteki anlatmış olduğumuz e, sistem aşağı yukarı aynı. Ama burada tek e, ayrıntı olan bildiğiniz gibi salatalıklarda... Böyle 3-5 tane çiçeğin olmadığı sadece tek çiçek üzerinde çoğalma ve hatta döllenme gerçekleştiği söz konusu. Burada bunlardaki uyacağımız konulardan birisi de şu yanlarda sülük dediğimiz hani bir şey. Bu da yine aynı domateste olduğu gibi alttaki sürgünlerimizi, yapraklarımızı alıyoruz. Ta ki ürün nereden başlamışsa. Şunları aldığımız zaman burada artık bunların hiçbir e, yukarıdaki bitkinin e, ihtiyacı yani meyvenin gelişmesi için bir fayda sağlayan bir şey değil. Yani şu salatalıktan sonraki yaprakların veyahut da sülük dediğimiz bu tutucu e, şeylerin hiçbir e, anlamı yok. Onun için bunları rahatlıkla kafada e, koparabiliriz. Koparabilir. Eğer ki... Ee, bu ürünümüz üzerinde ciddi bir hani dönlenme olmuşsa e, hepsinin daha e, olgunlaşması zorlanacağından dolayı da ara e, şeylerden birer tane seyretme şansınız olabilir. Örneğin burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu büyüdükçe 8 çoğal devam ediyor. Dolayısıyla bunları aşağı yukarı 2-3 tanesini çıkarabilirsiniz. Şöyle gözle baktığınız zaman hangisi biraz soluk, hangisi biraz canlısa, cansızsa onu da rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Demin başta anlattığım gibi yani bitkimiz büyüdükçe çıtay geçmemesi için ne yapabiliriz? tavana kadar büyütmemize gerek var mı dediğimizde de hani demiştim ya bunu aşağı doğru çekeriz diye. Burada da gördüğünüz gibi bakın böyle bir eğim olmuş. Bu bitki büyüdükçe bunu şuradan yine bir şeyle bağlıyoruz. Ama aşağı doğru çekip bunun da e, rahatlıkla gelişmesini sağlamış oluyoruz. Ve bu bitkimizde de yani sebzemizde de aynen domatesle uyguladığımız gibi sulamamızı, gübrelememizi bu şekilde e, sağlayabiliriz. Ve e, en azından e, senede bir kilo da olsun kendi yetiştirmiş olduğunuz üründen e, tatmış olursunuz. Ve yine bir tane saksımız var. Onun içerisinde de baharat türleri var. Onları da kısaca anlatalım ki diğer bölümdeki diğer programımız içerisindeki süs bitkileri alakalı onlara da geçelim. Şurada görmüş olduğunuz uzun aşağı yukarı 30 santim derinliğinde bir saksı ve bu saksı içerisinde de nedir kekiğimiz, kekiğimiz var, biberiyemiz var ve çeri domatesi dediğimiz çok küçük mini mini ee, olan sabah kahvaltılarda çok e, güzel olan e, domatesimiz var ve en küçük bodur olan aşağı yukarı o 20 santim büyüklüğüne ulaşmayan ve o şekilde de büyüyen yine çeri gillerden olan şurada fesleğenimiz var iki tane de e, cin biberi dediğimiz çok acı sert olan bir e, biber türümüz ve diğer arka taraflarda da yine ee, sivri biber dediğimiz tatlıca acısı Bunlar da rahat.